Neyle ilgili olarak? Seçim tarihiyle ilgili olarak ve Erdoğan aday olabilir mi, olamaz mı? Şimdi bu bir yandan bu da tartışılıyor. Cumhur İttifakı seçim tarihi için Mayıs ayında uzlaştı biliyorsunuz ve seçimin 6 Nisan'dan sonra yapılacak olması da Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Eleştirilere yanıt nereden geldi? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili hukuki engel olmadığı yorumunda bulunuyor Bekir Bozdağ. Ve Bozdağ, Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir ve şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir iddiasında bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 seçiminde Cumhur İttifakı'nın, aziz milletimizin ortak adayıdır. Adaylığı anayasal bir hakkıdır. Hiçbir hukuki engel söz konusu değildir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başı, yürütme organı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimidir. Anayasanın 75, 77 ve Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin yürürlük tarihini çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması anayasaya göre de 2018'de olmuştur. İkinci uygulaması 2023'te olacaktır. Kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım.